Motorhane'den herkese merhaba. Bugün şu an neredeyiz? Grodos denilen bir yerdeyiz. Burası Grodos'taki göl. Şu an şu gördüğünüz göl Avrupa'nın en derin gölü. 514 metre derinliği var gölün. Gölün en derin noktası deniz seviyesinden daha aşağıda. Bu da başka bir özelliği. Peki biz nereye gidiyoruz? Biz Nordfjordeid ilçesine, iline ya da Nordfjordeid'e gidiyoruz diyeyim. Ama oraya normalde kullandığımız bir yoldan değil, panorama yolu diye bir yol varmış. Daha yeni duyduk biz de, yeni öğrendik. Yıllardır insanların gidip gelip kullandıkları bir yolmuş o, böyle sightseeing, yani etrafı görme, manzara izleyerek gitme vesaire gibi bir yol. Yükseklerden bir yerlerden geçiyor galiba. Hiçbir fikrim yok. Hiç ne bir fotoğrafına baktım, ne bir şey okudum hakkında, bilmiyorum. Panorama yolu diye bir yol. Streen ile Nordfjordeid arasındaymış. Yine buraya harita gibi bir görüntü koyarım. Görürsünüz tam olarak nerede olduğunu. Ve neticede şimdi biz oraya doğru gidiyoruz. Kaç motoruz bugün? Önde Goldwing var her zamanki gibi. Ben varım. Benim arkamda Afrika Twin var. Onun arkasında Honda Devil var. Onun arkasında da bir tane Sportster galiba. Harley Davidson var. Ve gidiyoruz. Ölesund'de yağmur yağıyordu sabah. Hava sürekli bulutluydu. Tam Grodos'a gelmeden önceki tünel var bir tane. Çok uzun, 7 kilometre mi ne, öyle bir tane tünel. O tünele girerken bayağı dışarısı soğuktu. Hatta tünele girmeden önce, oraya çıkmadan önce, biraz yüksekte bir yer, durduk. İşte Svein, önde Goldwing'i süren arkadaş, içine ekstra polar bir şey giydi. Dedi ki oralar soğuk olur. Şimdi şey olmasın, üşümeyeyim yani. Ve durdu, üstüne bir şey giydik. Tünele girdik, 12 derece falandı. Tünele girdik, 7 kilometre bir çıktık, günlük güneşlik her yer. 19 derece. Şu an 17 mesela, biraz önce 19'du. Müthiş bir hava var. Dolayısıyla hani bende mesela kışlık eldiven ya da 4 mevsimlik bir eldiven vardı. Onu çıkarıp yazlık eldivenlerime gittim. Hatta elcik ısıtmalarım hala açıkmış. Dolayısıyla şimdi Nordfjordeid'e her zaman kullanmadığımız başka bir yoldan gitmeyi deniyoruz. Bakalım. Eğer kayda değer paylaşacak bir şey olursa bu o videonun girişi, başlangıcı olmuş olsun. Daha sonra da bunun üzerine oradan göstermek istediğim görülesi görüntüleri ekler ve paylaşırım sizinle. Bu arada uzun bir süredir kulak tıkacı kullanıyorum. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunu Bergen videosunu eğer hala paylaşmadıysam, orada bahsetmiştim bundan. Paylaştıysam zaten biliyorsunuzdur. Bergen'den dönerken dedim ki kendi kendime, bu sefer test edeceğim, deneyeceğim. Bütün yol boyunca kulak tıkacı olmadan sürmeyeceğim dedim. Öyle geldim eve kadar Bergen'den. Ve müthiş bir his. Alışıyorsun bir yerden sonra. Sürekli unutuyorum ama. Yani her binişimde motora durup işte kaskı çıkarıp şey yaptıktan sonra tekrar her binişimde unutuyorum kulak tıkacını takmayı. Onu da alışkanlık edinirsem, kasktan önce kulaklık iyi olacak, kulak tıkacı. Şu an mesela unuttum. Şu an kulak tıkacım yok. O yüzden zorluk çekiyorum. Yani zorluk çekmiyorum ama çok fazla gürültü, çok fazla rüzgar sesi vesaire şey geliyor. Kaldı ki hani daha büyük bir rüzgar deflektörü kullanıyorum artık. Ona rağmen alıştım kulak tıkacı ile kullanmaya. O zaman çok daha hakimsiniz birçok şeye. Hani rüzgardı, bir şeydi, herhangi bir ses mi geldi, bir şey mi oldu derdiniz yok. Ve zaten etrafı duyuyorsunuz. Dışarıyı duyuyorsunuz gayet güzel. Sadece biraz daha azaltıyor gürültüyü ve o seslerin şeyini, rahatsız edici etkisini. Neyse, bakalım panorama yoluna gidince tekrar konuşuruz. We'll be right back.
şimdi Strine inen yola geldik ve bu yoldan kenardan bir yol ayrımı var dedilerdi bize. Evet, şurası. Buradan sağ yapacağız ve istenen yola girecek. Evet, son amcamız da geldi. Amca 65 mi? Ne, o civarda 65-70 yaşlarında. Harley Sportster sürüyor. Sportster mi? Ben çok anlamıyorum Harley'den de. İşte o Harley gibi görünen, Sportster gibi görünen bir motor. O zaten bu yolu bize tarif etti, bu yolu önerdi. Sürelim mi oraya diye. Daha doğrusu o sürecek diye biz ona dahil olmuş gibi olduk. Ama tabii o çok yavaş sürüyor. Virajlar vesaireler neredeyse sıfır yatıyor. Dimdik dönüyor her yeri. Dolayısıyla hani biz önden gidiyoruz. Onu gidip gidip bekliyoruz biraz. Ya da yani biz zaten hız limitlerinde sürüyoruz, özellikle bugün dikkat ediyoruz. Ama o ona rağmen de iyice yavaş geldiği için bizde tabii bazı sıkıntılar oluşturuyor onu sürekli takip etmek. Ama o hani sıkıntı yapmıyor, siz gidin ben gelirim arkadan diyor. Öyle yavaş yavaş geliyor. Evet, burası panorama yol dedikleri, panorama yolu dedikleri bir yol. Bakalım buradan nereye kadar gidiyor bu yol. Baksana mesela 60'ı geçmedik bu yola başladığımızdan beri, dayı yok. Dayı yok arkada yani. Oho, ne diyorsun? Daha da yükseğe çıkacak mı bu yol ya? Bayağı çıktık çünkü biz. Ne diyorsun? Güzel mi? İş yapar mı? Çok güzelmiş ya. Çok güzel yermiş. Tünelin içinde delikler var abi. Tünelin içinde bayağı bildiğin delikler var dışarıya doğru. Çok enteresanmış ya. Bayıldım ya. Bak biz te nerelere gideceğiz. Çok iyiymiş ya. 60 hız sınırını geçtik şu anda. 80 oldu ve yollar tabii nadir kullanılan yollardan olduğu için yeni asfalt değil. Yer yer bozukluklar, çakır çukur vesaire görmek çok mümkün. O yüzden dikkat etmek lazım. Güzel göl varmış bir tane orada. Muhtemelen bir şeyler yapıyorlar orada. Tribün gibi yerler falan vardı. Bulursam buraya eklerim bak. Tempoyu çok arttırmıyoruz. Arkadaki Harley ile amcayı düşünerek böyle biraz eğlene eğlene gidiyoruz bakalım. Hava tabii biraz buluta döndü. Ama hala 18 derece. Bizim için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çok güzel şu yani 22, 17-22 arası falan çok güzel dereceler. Üşümüyorsun, yanmıyorsun, durabiliyorsun kaskı çıkarmadan da. Mesela benzin aldın, bir şey yaptın, kaskı çıkarmadan da durabilirsin vesaire. Ama hani 23'ten sonra sıcak oluyor aga. 23'ten sonra sıcak oluyor. Gerçekten panoramaymış yani. Yolun adını çok doğru koymuşlar abi. Çok doğru koymuşlar. Gerçekten panorama yani.
bir tünel, yeni bir tünel. Karşıda buzullar görünüyor. Galiba Brickstaz buzulu o görünen. Olden'den sonra gidilen bir yer o. Olden'e gidiyorsun. Oradan Brickstaz buzuluna dönüyorsun. Hava 21 derece dışarıda. Tünelden şimdi çıktık. 21 derece hava. Deniz seviyesine indik. Fiyord seviyesine indik. Şu karşıda gördüğünüz dağın tepesinde buzul var gördüğünüz. Orası Brickstaz buzulunun bize görünen tarafı. Olden'den sonra gidilen bir yer Brickstaz buzulu. Daha önce videolarımda bahsetmiştim, hatta yakınına gitmiştim. Biz galiba burada ayrılıyoruz. Onlar buraya kadar bu yoldan gelmek istediler ve buradan geri döneceklerdi. Bizim amacımız buradan sonra Strain'e geri dönüp oradan da Gayrangere gitmek. Dolayısıyla şimdi biz bu feribota bineceğiz ve buradan da karşıya geçeceğiz. Şimdi şöyle yapalım, yerimizi bulalım. Şu anda Bjerkelo'dan yukarıya doğru çıkıyoruz. Bergen tarafına, Förde tarafına dönmedik. Buradan yukarıya Utvik Dağı var burada. Utvik Dağı'nın tepesini tırmanıp aşağıya diğer tarafından Strin şehrine ineceğiz. Çok güzel bir yol. Ben bu yoldan 4 yıl önce arabayla geçmiştim. Motosikletle hiç geçmedim. O yüzden burasını merak ediyordum motosikletle ve şimdi yeni yol yapmışlar. Asfaltı yenilemişler, yeni yol yapmışlar dediğim. İlk defa o yeni asfalt üzerinden geçeceğiz. Hava 22,5 derece. 22 derece oldu şimdi, tabii yükseğe çıktık. Gördüğünüz gibi manzara dünya ne güzel yer ya. Keşke onu korusak. Böylece korusak.